Vedat'ın kuzeni Gülsün var ya, atak ve yetenekli bir borsa brokeri. Ona güvendim. Gülsüm Hanım da kaybetti, öyle mi? Öyle. Evet. Hiç istemeyerek kaybetmiş. Allah belanı versin be. Bırak peşimi. Ne istiyorsun benden be? Öyleyse iyi dinle. Bu seninle son konuşmamdır. Karını öldüreceğim. Ne? Ne dedin? Ya benim olacaksın ya da hiç kimsenin. Hiçbir kadının olmayacaksın. Sen ne zaman gerçekten öleceksin biliyor musun Ahmet? Seni öldürenler hiç ceza görmeden diledikleri gibi yaşarlarsa. Gelin geliyor. Kadının o müthiş servetine neredeyse el koymuşken geri çekilemem. Ne yapabilirsin Vedat? Gerçekçi ol sevgilim, kaybettik. Hayır! Kaybetmedik. Süreyya benim nikahımdayken benim karım olarak ölürse servetinin 3 hissesi bana, 1 hissesi de torunu Umud'a kalır. Anlayamıyorum. Anlıyorsun. Bir an o erkeğin yerinde olmak istedim, inanır mısın? Senin gibi bir kadın unutamadığı, unutamayacağı bir erkek nasıl mutlu yaşamıştır kim bilir. Sen bazen derin, duygulu, anlayışlı, farklı bir erkeksin. Sesimi duyabilmek için ağlayıp yalvaracaksın. Bekle biraz. Bekleyeceğim. Sen de bekle. Daha neler yapacağım sana. Mezarında rahat yatacaksın artık. Zeliha'yı yaşatmayacağım. Hiç düşünme bunları. Verdiğimiz bir karar var. Ümitler bitince ne yapacağımızı biliyoruz. Evet. Ama ben senin iyileşeceğine inanıyorum. Çok yakında yine ayakta olacaksın sevgilim. Pınar, duyuyor musun beni? Nereye götürüyorsun beni? Biraz gezip döneceğiz. Burnunu nasıl böyle kırmızı yaptın peki? Çıkarınca görürsün. Nerede seni? O palyaço kızımla beraber ortadan kayboldu. Öyle mi? Bir saniye lütfen. Evet, gerçekten yok. Kimdir o palyaço? Kim olduğunu bilmiyoruz. Bizim programımızda palyaço yoktu ki. Öyleyse nasıl geldi buraya? Sahneye nasıl çıktı? Velilerimizden biri getirdi herhalde. Aranıza palyaço getiren var mı? Hayır. 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 Allah kahretsin. Aramıza gizlice girmiş olmalı. Gizlice öyle mi? Ben gösterinin tamamını oğlum için videoya çektim. Palyaço da var çektiklerim içinde. Bir faydası olacaksa seyredelim. Anlıyor gibiyim. O şeytanın işi bu. Şebnem'in mi? Yaptı mı yapacağını? Evet yaptı. Gitti yavrum. Gitti. Beni annemi götür. Ne olur teyzeciğim. Annemi istiyorum ben. Kes sesini. Kes, konuşma. Ama ben annemi istiyorum. Gebersin anne. Onu duydukça bütün cinlerin başıma toplanıyor. Kes sesini. Kes diyorum sana. Ben ne yaparım annemsiz? Ölürüm ben. Ben. Seni şimdi sustururum ben. Anne. Be, bela mısın başıma? Sana be kızım. Annemi, babamı, abimi hepsini özledim. Ne olur teyzeciğim. Şimdi annene kavuşacaksın canım. Gel. Bak ne güzel koku. Hadi uyu bakalım. Ah, ah, ah. Ah.
başına yoruyorum sizleri. Benim de onunla beraber her gün biraz daha ölüşüm hiç önemli değil. Pınar henüz 25 yaşında ve yaşamak istiyor. Onu kurtarın doktor. Yazık ki zamanla yarışamıyoruz. Doktor Pınar'a uygun kemik iliğini hala bulamadık. Hastalık da ilerliyor. Ne yapmamız lazım? Ya da ben neler yapmalıyım onu söyleyin. Kan ve ilik. Binlerce örnek arasından ancak bir tanesi uygun olabiliyor. Öyleyse hemen yüzlerce binlerce gönüllü bulacağım. Biz de o dakikaya kadar uyguladığımız tedaviyi sürdüreceğiz. Onu her gün, her saat biraz daha solmuş, erimiş, biraz daha hasta görmek... Güçlü bir insansınız. Hele bu ara buna mecbursunuz üstelik. Evet, haklısınız. 2 dakikadan fazla kalamazsınız. Lütfen, Yusuf Bey. Buna söz veremem doktor. Az önce de geldim. Seni seyrettim Yusuf. Öyle güzel uyuyordun ki. Çok yormuşum kendimi. Hep uyumak istiyorum. Yanında birkaç dakikadan fazla kalmayın lütfen. Sizi Doktor Haluk Bey bekliyor. Çok yakında. Birkaç gün içinde bir uyanacaksın ki sana gerekli olan kan ve ilik bulunmuş. Sabreden kazanırmış. Hastalığın geçecek. Bu yattığın günleri bile yaşamdan geri alacaksın. Biliyorum. Kesinlikle inanıyorum kurtulacağıma. İlk yapacağımız uzun bir balayla çıkmak olacak. Hep yanımdasın değil mi? Sonsuza kadar. Son yıldız parçalanıncaya, kıyamet kopuncaya kadar yanında, kalbinin atışında, aldığın her soluktayım sevgilim. İşte o. O yılan. Burada çok belli. Dondur kareyi, dur. İşte bu Allah'ın belası. Katil Şebnem bu işte. Şimdi zavallı kızım. Bakın, önce sakin olacaksınız. Ben anneyim, nasıl durabilirim? Nasıl tutabilirim kendimi? Kendinizi bizim yerimize koyun bir an. Bir an yaşayın bakalım. Ah o kadını bir daha elime geçirirsem var ya bu sefer ben bilirim yapacağım. Şu anda çocuğunuza hiçbir şey yapmayacağından eminim. Nasıl bu kadar kesin konuşabilirsiniz? Tanımıyorsunuz o manyağı. O bir katil. Acımasız biri. Kötülük yaptıkça sevinen, zehirle yaşayan bir hasta. Benim ufacık zavallı kızıma kim bilir? Bakın, aranızdaki ilk hadiseden beri Şebnem olayının içindeyim. Onu çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Çocuğunuzu kaçırmasının mutlaka çok önemli bir sebebi olmalı. Sizden mutlaka çok zor... Hatta imkansız bir şey isteyecektir. Evet, aylardır istiyor. Sizi aramadan, şartlarını söylemeden yavrunuza hiçbir kötülük yapamaz. Çünkü ancak o çocuk sayesinde sizinle pazarlık edebilir. Evet, çok doğru. Komiserimiz kesinlikle haklı. Ya sen de ağlayıp durma, mesele hallolur. İyi kötü bir soluk alabiliriz. O arayıncaya kadar çıldırmazsam iyi. Çok geçmeden arayacaktır sizi. Sizi arayınca ne söylerse söylesin, ne isterse merhaba, istesin sakın bizden habersiz bir işe haklısınız. Kalkışmayın olur mu? Evet, siz ne derseniz onu yapacağız. Hemen bize bilgi vereceksiniz. Birlikte hareket edeceğiz. Yanlış bir şey yaparsanız sizler sorumlu olursunuz ona göre. Aman Allah korusun. Ev ve iş yeri telefonlarınızı da dinlemeye aldık. Bundan sonra sıra beklemede. Hepimiz bu bekleyişte sizlerle birlikteyiz. Umarım çok sürmez. İnşallah sürmez, sağ olun. Ben ve gazetem de sizlere hizmete hazırız komiserim. Polis, adliye muhabiri arkadaşlarım kendi çevrelerinde soruşturmalara şimdiden başladılar bile. Bize gene pek çok yardım ve katkılarınız olacak demek ki. Gül için yaptıklarını da duydum. Sen gerçek bir kara gün dostusun. Sizden çok önemli bir şey isteyeceğim.
Tabii. Söyleyin elimden ne gelirse. Önce o kadının aramasını bekleyeceğim. Hiçbir taraftan ses soluğu çıkmazsa ona açık bir mektupla yalvaracağım. Siz de bir annenin yalvarışını gazetenize yayınlayacaksınız. Bunlara hiç gerek kalmayacak. Göreceksin. Yakında kavuşacaksınız evladınıza. Bundan şüphe bile duymuyorum. Şebnem Emre'yi en kısa sürede yakalamak için ne mümkünse yapıldı ve yapılacak. Yeter ki sizi bir an önce arasın. Arayacaktır. Ama sonra neler olacak onu bilemiyorum. Harika bir gündü. Domuzcuk otomobilini Vatakik gölüne doğru sürüyordu. Vay canına. Bütün hafta sonu kamp ve av. Sabırsızlanıyorum. Domuzcuk Vatakik gölü kıyısındaki kamp alanına ulaştı. Al bakalım bebeğim. Alo, buyurun. Merhaba, ben Oktay. Sana istemeyerek üzüleceğim bir haber vereceğim. Arkadaşın Ayşe'nin kızı kaçırılmış. Ne? Kim kaçırmış? O ruh hastası katil Şebnem kaçırmış. Nasıl kaçırmış? Ne zaman? Polise haber vermemişler mi? Neredeler şimdi? Emniyet müdürlüğünden eve gittiler şimdi. Halleri perişan. İnanamıyorum. Hemen Ayşe'ye gidiyorum. Sağ ol Oktay. Sakin olmalısın. Onları sen idare edeceksin. Sabır ve umut vereceksin, tamam mı? Unutma. Haklısın, sağ ol. Yanı bitti. İntikam nasıl alınırmış görecekler şimdi. Hoş geldin Süreyya Hanım. Geçmiş olsun yavrum. Büyük Allah'ın mucizesini gösterecektir. İnşallah. Sağ olun. Nasıl? Ne durumda? Göstereyim. İşte görüyorsunuz. Kötüye gidiyorum. Doktorlar çaresiz. Zaman daralıyorum. Annesiyle kardeşinin yanında böyle konuşman doğru değil. Her şeyi biliyorlar. Evet, biliyoruz. Allah'tan sonra tek ümidimiz Yusuf Bey. Yusuf gerçekten hepimizin en büyük yardımcısı ve güvencesi. Yazık ki ne diyorsa hepsi sonunda gerçek çıkıyor. Yarın dört bir yandan saldıracağım. Kan ve iyilik kampanyası başlatacağım. Tamam götür. Peki. Söyle Vedat'cığım. Canım seni bu saatte evde bulamayınca şaşırdım. Biraz da merak ettim. Neredesin? Hastanede Yusuf'la beraberim. Pınar'ın durumu pek iyi değil. Çok üzüldüm. Acil şifalar diliyorum. Sen döndün mü? Evde misin? Hayır, Gülsüm'deyim. Senin borsa zararını nasıl kapatacağımızı tartışıyoruz. Bazı ihtimaller, çareler... Olan oldu artık Vedat'cığım. Giden para olsun. Demek ki bundan sonra biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Başımızda yeterince üzüntü var. Sen de üzme kendini artık. Öpüyorum. Gülsüm'e selam. Biz de seni öpüyoruz. Bir saat sonra evde olacağız. İyi geceler bir tanem. Yakında ne iyi gecesi kalacak ne de gündüzü. Kuyruğu titretip geberecek. İşte bununla. Nedir o? Bir zehir. Bizi Süreyya'nın servetine kavuşturacak olan cinayet aleti bu.
Her gün sadece sabahları ve sadece iki damla akıtacaksın Süreyya'nın içtiklerine. Çay, kahve, viski, meyve suyu, ne olursa. Hiçbir sancı, ağrı, kusma, halsizlik. Hayır. Bir ay boyunca hiçbir belirti göstermiyor. Ya zehirlendiği anlaşılırsa? Hasarlar bizi. Asla anlaşılmayacak. Çünkü bu zehir renksiz, duru, uçucu bir sıvı. Sadece uyku uyutmayan zararsız bir madde. Bir ayın sonunda da ölüm geliyor zaten. Öyleyse merhaba ölüm. Hoş geldin. Yarın başlayayım zehirlemeye. Şimdiden kutluyorum. Palyaço tarafından kaçırılan perişan bir anne isim vermeden palyaçoya yalvarıyor. Kim yazmış bunu? Oktay'a şöyle bir söylemiştim. Hemen yazıp yayınlamış sağ olsun. Devam eder misin? Bana bugüne kadar yaptığın her şeyi, çektirdiğin acıları affederim. Çağır, istediğin yere ben gelirim. Evladımın yerine ben tutsağın olayım. Ne istersen yaparız. Yeter ki çocuğumuzu bize ver. Her an aramanı bekliyorum. Şebnem de okumuştur mutlaka. Okumuş mudur? Okursa arar mı? Al, ararsa bebeğim. Neler olur? Deniz'i nereye kaçırmış? Neler yapıyordur şimdi? Çıldırmazsam iyidir. Yahu toparla kendini. Böyle paniklemenin, umutsuzluğun hiçbir anlamı yok ki. Bunu sen mi diyorsun baba? Evet. Çünkü Deniz'i kimin kaçırdığını, şu anda kimin yanında olduğunu Allah'tan ki biliyoruz. Ne demek bu? Kızın kayıp değil demek. Ölümle karşı karşıya hiç değil. Değil mi? O çılgının ne zaman ne yapacağı belli olur mu hiç? Kocasını öldürmüş. Hapishaneden hastaneye. Oradan da firar etmiş. Her şeyi göze almış bir Allah'ın cezası o. Yine de komiser Burhan Bey bence en doğruyu söylemiş. Neymiş o? Şebnem sizi mutlaka arayacak. Aramak zorunda. Sizden ne istediğini söyleyecek. Siz de onu oyalayıp zaman kazanacak ve bu sırada... O olmalı. Alo, buyurun ben Ayşe. Murat Ak'tan cep telefonuyla aranıyor. İyi dinle, arayanın yerini tespit et. Sensin, susma konuş. Konuş dedim. Ne istediğini söyle, ne olur konuş. Kızıma bir kötülük yapma. Kızımı bana ver. İstersen canımı al. Öyle gazetelerde ağlayıp yalvararak ne yapacağını sanıyorsun ha? Sana acımıyorum bile. İstediğin kadar ağla. Asıl o kocan kapanacak ayaklarıma. Yine de yalvarıyorum. Evladım bana bağış. Alo. Ne istiyorsan bana söyle. Yeter ki o çocuğa bir zarar verme. Söyle ne istiyorsun, yapacağım. Kızımın sesini duyayım ne olur. Alo. Kapattı. Kedi fareyle oynar gibi tadını çıkarıyor be. Kadına bak be. Gözyaşı cehennem taşını bile deler derler. Bu nasıl bir kadın, nasıl bir mahluk? O insansa ben değilim. İnsan olmaktan utanıyorum artık. Niyeti kötü bu çılgının. Kim bilir daha neler yapacak. Murat Aktan'ın cep telefonunu arayan diğer cep telefonunun sadece numarasını öğrenebildik efendim. Nereden telefon edildiğini öğrenmemiz teknik olarak imkansız efendim. Tamam. Bu telefonun kimin üzerine kayıtlı olduğunu hemen belirleyin. Peki, tamam efendim. Mı? Annemi istiyordum. Anneme götür beni. Kes sesini. Keserim dilini. Anladın mı? Hadi. Bir daha ara ne olur. Ne olur ara, sesini duyayım çocuğumun. Kardeşime bir şey olursa? Hiçbir şey olmayacak. Sakın korkma. Kavuşacaksın kardeşine. Eski mutlu günler yeniden başlayacak. Deniz'i hep sevdim ben. Hiç dövmedim. O ufacık iyi bir kız. Ne istiyorlar kardeşimden? Neden anlatıyorlar bizi? İnsanların niçin bu kadar kötü olduğunu keşke hiç öğrenmesen. Bu gece arar mı yine? Aramaz. Bize nasıl kan kusturduğunu biliyor. Zevkten çıldırıyordur şimdi. Önemli olan aramış olması. Gerçekte o size muhtaç. Yine mutlaka arayacak. Çünkü aramaya mecbur.
Yoksa cezaevinden kaçmazdı. Evet, kabus olmak için cezaevinden kaçıyor. Yetmiyor. Ufacık bir çocuğu kaçırıyor, vicdansız köpek. Ya kafası Murat'a takılıp kalmış. Fikri sabit denilen hastalık. Aklının değil, deliliğinin esiri olmuş. Necmettin öldürdüğü gibi başka cinayetler de işlemiş. Yeter! Korkutmayın beni. Korkma, Deniz'e hiçbir şey yapamaz. Çünkü o Murat'ı istiyor. Murat'a kavuşmak için kızınıza muhtaç. Haklısın, kızıma hiçbir şey yapamaz. Bir iki gün içinde mutlaka arayacaktır. Polis de peşinde. Zamanı yok Şebnem'in. Ne yapacaksa bir an önce yapmak zorunda. En geç bir iki gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Hadi gidin odanıza. Yatın dinlenin biraz. Arayacak olursa ben nöbetteyim. Biz de nöbetliyiz baba. Kardeşim dönünceye kadar hiçbirimiz uyku yok. Elbette yok. Ama Gül teyzeyi de kendimiz gibi perişan etmeye de hakkımız yok. Sahi burada yatar uyur musun? Sağ olun. Uyumaktansa sizlerle oturup beklemeyi tercih ederim. Sabah da buradan doğruca emniyet müdürlüğüne gideceğim. Ne oldu, bir tatsızlık mı var gene? Çocuğumun katiliyle yüzleştirecekler. Bu adamı görünce ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu adamı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Bebeğimi öldürdü. Katil! Durun! Çocuğumun katili! Efendim lütfen! Lütfen! Senin ölmen lazım! Lanet bakın olsun. Yaranızı kanatmak istemez. Yasağı uymak zorun dedik. Yasa böyle. Nihat, Gül Hanım'ı arabasına götürür müsün lütfen? Bir kadını öldürmeye tam teşebbüsten ve ana karnındaki bir bebeği öldürmekten yargılanacaksın. Bütün saldırılarını görenler, tanıklar var. Suçların da çok ağır. Gül Tanrıyar'ı öldürmen için kim emir verdi sana? Ben kimseden emir almam. Haraç istedim bu kadından, parayı vermeyince saldırdım. Seni randevucu Zeliha'nın azmettirdiğini biliyoruz. Bak, inkarın faydası yok. Söyle açıkça, itiraf et. Kazançlı çıkarsın. Zeliha diye birini tanımıyorum. Adını bile duymadım. Zeliha seni tanıyor ama. Her şeyi açıkladı bize. Vazgeç abiciğim. Ben böyle tuzaklara düşmem. O kadını da hayatımda görmüş tanımış değilim. Seni nasıl yakaladığımızı sanıyorsun budala? Saklandığın oteli Zeliha söyledi bize. O gazeteci adresini de Zeliha verdi. Olmaz öyle şey. Zeliha abla kendi adamını ele vermez. Ölse yapmaz böyle kalleşliği. Tuzağa düştün bile. Hani tanımıyordun Zeliha'yı? He? Şey oldu. Ben demek istedim ki... Hadi ben... götürün şunu, götürün. Şimdi sıra Zeliha'da. O Gül denen karının elimden çekeceği var. Bu Gül yüzünden evim mühürlendi. Sermaye kadınlar da alıp gitti. Eroin işiyle beraber ayda 20-25 milyar kazancım duman oldu be. Ama sonra mahkemede erkeklik etti. Yalan dolan söyleyip seni savunup tahliye ettirdi. Haydar, başlatma şarap çanağından. Hangi erkeklik ulan? Korkusundan söyledi o yalanları. Katil Nuri peşindeydi. Gebermemek için mecburen kurtardı beni. Senden korkmayan mı var Zeliha ablacığım be? Taş kafa Nuri de her sorgulamada seni inkar etmiş. Hiç tanımadığını söylemiş. İsterse söylemesin. Dönek biri bizim aramızda barınabilir mi? Yanılıp konuşursa kim olursa olsun kafası kopmaz mı? Katil Nuriler, Gül Tanrıyar gibi kadınlar bize hizmet ettikleri sürece yaşarlar. O kahpe karı asıl şimdi ödeyecek borcunu. Ne yapacaksın? Kocasından kalan büyük mirası bölüşeceğiz. Yavaş yavaş her şeyini alacağım onun ellerinden. Helal sana ablacığım be. İşte bu lafa içilir be. Ver telefonu. 25 yıl önce ufak bir İstanbul semtinde başlayan yaşamı... ...ilkokul öğretmeni bir babayla evine kol kanat germiş bir annenin... Ah, belki Ayşe'den iyi bir haberdir. Hadi inşallah. Alo buyurun. Kader, pardon yani Gül Hanım. Senin yüzünden uğradığım zararın hesabını yaptım. Aylardır 5 kuruş kazanmamışım. Üstüne üstlük cepten yemişim. Dünya kadar da adam doyurmuşum. Çektiğim hapishane çilesi de cabası. Yani senin anlayacağın uzun lafın kısası 100.000 dolarcık istiyorum şimdilik. Duydun mu? Duydum, evet. Parayı hazırla, benden haber bekle.
Bulamadım, toparlayamadım. Ayaklarına yatıp beni çıldırtma. Parayı hazırlayıp istediğin saatte, istediğin yere getireceğim. Bir iki saat sonra arayacağım. İşte bu kadar. Az para değil, getirecek mi? Sıkıysa getirmesin. Arayan Zeliha'ydı değil mi? Şimdi de para istiyor, öyle mi? Evet. 100.000 dolar. Ne? 50 milyardan fazla bir servet bu. Mecburum, vereceğim. Önce yiyeceği ağır cezadan kurtardın onu. Kendisinden ne kadar korktuğunu anladın. Şimdi de para için bastırıyor. Kim bilir daha neler isteyecek. Aa, kim bilir belki bu köşkü bile elinden almaya kalkacak. Alırsa alır. Yeter ki beni ve ailemi rahat bıraksın. Seni anlamıyorum. Bir tarafına yürekli, inatçı, karar verdi mi dönmeyen, ölümlerden kurtulan bir savaşçısın. Bir tarafında da korkudan tir tir titreyen, emir kulu bir kölesin. Hayır değilim. Ben gerçekten verdiği karardan dönmeyen, intikam için her şeyi göze almış biriyim. İntikam almak mı? Evet. Korkak görünüşüm, her şeye razı oluşum da bu yüzden. Beklediğim bir zaman vardı. O dakika geldi nihayet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Zeliha'ya o parayı asla götürmeyeceğim. Borçlu olan ben değilim. Bana kocamı ve bebeğimi borçlu o katil. Evet. Zeliha'yı bilerek kurtardım cezaevinden. Ya. Kendini en güçlü, en mutlu gördüğü anda karşısında beni bulacak. Şaşıracak, korkacak, titreyecek, yalvarıp ağlayacak. Hepsini göreceğim bunların. Sonra da onu öldüreceğim. Hayır, hayır. Gül, bunu yapamazsın. Bu senin de sonun, senin de ölümün olur. Olabilir. Beni istedikleri gibi kullanıp neyim varsa elimden alacaklar. Ben de buna razı olacağım. Öyle mi sanıyordun? Hayır. Öldürmek çare değil. Onları yakalatmak, yıllarca cezaevinde yatırmak, süründürmek varken... Yeter! Bu benim yaşamım. Benim hayatım. Kendim için kararları yalnızca ben veririm. Hayır Gül, Gül. Beni dinlemek zorundasın. Niçin zorundayım? Neden? Kimsin sen? Niçin bu kadar yakınımdasın? Niye her şeyime karışmak istiyorsun? Çünkü seni seviyorum. Anlamadım. Sana aşığım. Sana bir şey olacak. Bir kötülük gelecek diye korkuyorum. Çok acı çekiyorum. Yazık. Ben hiç üzmek istemedim seni. Senden hiçbir şey istemedim. Kaçmaya çalıştım hep. Gül, ne olur. Senin yeniden hapishanelerde, sabah olmayan o karanlıklarda... Ben aylardır bu intikam için yaşıyorum. Hiçbir şey, hiç kimse durduramaz beni. Hayır, hayır. Gül, lütfen yeniden düşün. Biraz sabırlı ol, biraz daha bekle. Yeteri kadar konuştuk. Beni rahat bırak artık. Gül, Gül, ne olur vazgeç. Biraz daha düşün. Beni sensiz bırakma. Bırakma ne olur. Yeter dedim. Git artık. Beni anla biraz. Bir daha da gelme sakın. Gelme. Şurada. Senden nefret ediyorum ona göre. Annenden önce tanısaydım babanı, onunla ben evlenseydim, sen belki de benim kızım olacaktın. Ama annen olacak o cadı doğurdu seni. Sen o aşağılık, lanet Ayşe Kaltağ'ın kızısın. O yüzden acımam, öldürebilirim seni. Öldürürüm, anladın mı? Kim o? Aç Semiha. Ben Fatma. Buyurun. Otomobili görünce Semiha Hanım geldi sandım. İçerideyse çağırıver. Semiha Hanım İzmir'de. Telefonla aradı. Evi kontrol etmemi istedi. Onun için geldim. Hiç görmemiştim seni. Semiha Hanım alan oluyor demek. Evet.
Siz yakında mı oturuyorsunuz? Arka sokakta. Biz de birkaç eşya almaya geldik. Az sonra gideceğiz. Ne oluyor? Kedilerimi getirmiştim. Acıkınca huysuzluk ederler böyle. Git hemen doyur. Semiha'ya da selam ver. Olur söylerim. İlginler. Semiha hiç yeğeninden bahsetmemişti. Hay aksi. Bu kadın da nereden çıktı be? Bu kızı da ilk defa görüyorum. Hem Semiha'nın evini kontrolü hep kardeşi gelirdi. Eve kim gelecek olsa Semiha arar ilgilenmem için haber verirdi bana. Aslında bu kız yabancı gelmiyor bana. Hadi anneciğiz. Ortada genç bir insanın hayatı söz konusu. Ölüm onu kendine çekerken biz yaşama döndüreceğiz. Elbette hayatın bir süresi var. Elbet ecele inanıyorum. Ama son nefese, son dakikaya kadar savaşmak da bir insanlık görevi. Evet, kesinlikle. Reklam grubu, halkla ilişkiler ve insan kaynakları. Sizlerden dünyayı birbirine katacak insanları bu yardım görevine bağışlayacak olağanüstü bir çalışma istiyorum. Sevinerek yeteneklerimizi sonuna kadar zorlayacağız efendim. Radyolar, televizyonlar, afişler, billboardlar, dev reklam panoları, taşıtlar, ışıklı reklamlar, her şey emrinizde. Bu kampanyayı yurt dışında da başlatacağız. Doktor Pınar yaşamalı. Yaşamalı efendim. İşte bu hastalığa, kan ve kemik iliğine ait bütün bilgiler. Hiç vaktimiz yok. Geçen her dakika o güzel insanı bizden uzaklaştırıyor. Bir iki gün bize yetecek. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Yusuf Bey'in odasında neler oluyor? Çok fazla insan trafiği var. Müdür eliyle toplantı yapıyor efendim. Görüşmek istiyorsanız bildireyim. Hayır, sağ ol. Vedat Soykan'ın sicili yazık ki çok bozuk efendim. Hiç şaşırmadım. Yapmadığı iş kalmamış. İki defa iflas masasına gitmiş. 150 kadar işçiyi büyük para karşılığında Almanya ve Belçika'ya göndermiş. Adamlar sınırda yakalanmışlar. Vedat Bey de yakalanıp tutuklanmış mı? Hayır efendim, tutuklanmamış. Açılan dava zaman aşımına uğradığı için kurtulmuş. Süreyya Hanım'a satın aldırdığı arsayı sormaya korkuyorum. Haklısınız. Kendisinin zannettiği arsa Lebi Derya ve 30 dönüm. Oysa kontrol ettiğim tapu kütüğündeki kayıtlara göre hanımefendiye dağ başında çorak arazide bir yer satılmış. Süreyya Hanım düpedüz dolandırılmış desene. Ne yazık ki öyle. Vedat Soykan ve çetesi. Tam dişlerine göre bulmuşlar Süreyya Hanım'ı. Aç sırtlanlar gibi saldırmışlar. Önce borsadan bir tokat, sonra arsadan 3 milyon dolarlık bir vurgun namussuzluğu. Hesabını nasıl verecek bakalım. Hadi ye bakalım şunu. Sonra da odana git dersin çalış. Alo buyurun. Alo. 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 Ben Ayşe. Kızımın sesini duymak istiyorum. Ne olur telefona gelsin. Bir kelimecik söylesin. Ona da razıyım. Ne olur. Ne olur. Konuş annenle. Anneciğim kurtar beni. Deniz. Yavrum. Canım kızım, korkma, kurtulacaksın. Deniz, Deniz konuş yavrum. Murat'ı ver. Seni istiyor. Alo, söyle. Kimselere haber vermeden ve tek başına Tuzla tren istasyonuna geleceksin. Tam bir saat sonra. Peki, ne diyorsan yapacağım. Yanılıp da yanlış bir şey yapmaya kalkışma. Ben bu işe hayatımı koydum, ona göre. Beni çağırıyor. Nereye? Uzak bir yere. Hemen polise haber verelim. Olmaz baba. Ben bu işe hayatımı koydum dedi. Her şeyi hesaplamıştır. Yalnız başıma ve gizlice gideceğim baba. İpin ucunda benim evladım var. Git hadi, hiç durma, hiç. Hadi. Ortaya da çıktı nihayet. Sen de sakin ol. Bu kadar hırpalama kendini. Deniz kurtar beni anne diye öyle bir bağırdı ki ses kulaklarımdan gitmiyor. Durma dedim. Ne isterse yap. Ne söylerse peki de. Kızımı almadan gelme.
arsanın da borsanın da bombası patladı. Yusuf her şeyi öğrendi. Şu dakika Süreyya'yı anlatıyordur. Eyvah, her şey mahvoldu desene. Şimdilik öyle görünüyor. Süreyya çıldıracaktır. O Yusuf domuzu da fırsat kolluyordu. Polise bildirecektir. Arsa sahtekarlığından tutuklanabilirsin. Bugüne kadar çok daha kötülerini gördüm bu işlerin. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Nasıl olmayacak? Senden 3 milyon doların hesabını sormayacaklar mı sanıyorsun? Belki de sormayacaklar. Bekle biraz. Hala inanamıyorum. Aklım almıyor böyle bir şey. Benim kocam namuslu, zengin bir aileden gelmekte. Tok gözlü, iyi yaşamış. Bu alçaklığı nasıl yapabilir? Hala anlamıyor musunuz? Anlayamıyorum. Bana aşık bir adam. Para istese vermez miydin? Vedat size aşık değil, paranıza tutkun. Yaptığı her şey planlı. Sizi hiç sevmedi. Servetiniz için evlendi sizinle. Ne yazık ki haklısın. Giden paraya değil, kaybolan insanlığa, sevgime ve mutluluğuma ağlıyorum. Böyle aşağılık bir rezil olabileceği aklımdan bile geçmezdi. Onu asla affetmeyeceğim. Yarın avukatıma Vedat Soykan hakkında yasal işlemleri başlatacağım. Gerekli her şeyi yapmakta serbestsin. Bir daha ölene dek yüzünü görmek istemiyorum o adamın. Kolayca unutamayacağımı da biliyorum. Her an yanınızda olacağım. Sağ ol Yusuf. Efendim? Yusuf Bey, Pınar birden fenalaştı. Soluk alamıyor. Yoğun bakıma yatırdılar. Hemen geliyorum. Pınar birden kötüleşmiş. Yoğun bakıma almışlar. Nedir bu art arda felaketler? Nedir suçumuz, günahımız? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Perişan olmuş bir baba halinde değilsin. Çok perişan. Ama sen arayınca her şey değişti. Sana çok güvendim. Kızıma hiçbir kötülük yapmayacağını biliyorum. Neler yapıp yapmayacağım senin davranışına bağlı. Bin arabaya. Nasıl Pınar? Ne durumda? Tansiyonum devamlı düşüyor. Solunum zorluğu da başladı. Hayır, giremezsiniz. Bir an, bir saniye görmeliyim. Kesinlikle yasak. Lütfen efendim. Oksijen ver kızım. Yetmiyor, biraz daha açın. Lütfen çıkınız hanımefendi. Ne olur biraz daha kalayım. Bakın, ben sizi anlıyorum. Siz de beni anlayın lütfen. Peki. Lütfen.
Ne durumda? Nasıl Pınar? Eriyip gidiyor kızım Yusuf Bey. Ona yaklaşmama izin vermiyorlar. Hastalık denilen şey korkunç. İnanılmaz bir olay. Birden en sevdiğinizle aranıza hiç tanımadığınız kimseler giriyor. Sizi bir anda ayırıyorlar. Evet, yoklukta bekliyorsunuz. Aşkım. Niye geldin tam buraya? Sen benim biricik aşkım, çılgınlığım, her şeyimsin. Seviş beni. Nihayet seninle oluyorum. Saçmalama. Kızım neredeyse, gidip alalım hadi. Bekleyeceksin hayatım. Neyi bekleyeceğim? Polis beni buralarda barındırmaz. Mutlaka yakalar. Yurt dışına kaçacağım. Sen de benimle geleceksin. Yurt dışına mı? Evet. Çocuğunu ancak o zaman serbest bırakacağım. Öldür beni kızım hayatım. Öldür. İstersen öldür beni. Çocuğunun yerini benden başka bilen yok. Bana bir şey olursa kapattığın yerde kızını da öldür, ona göre. Tüh! Ah! Sapık karı. Başka şansın yok Murat. Ya benim olacaksın ya da hep beraber mahvolacağız. Olan sana olacak. Bir an evvel aklını başına topla. Buyurun. Yine ben şekerim Zeliha. Para... 100.000 dolar hazır mı? Evet hazır. Şş, bana bak. Parayı Sultanahmet Parkı'na getireceksin bir saat sonra. Gecikirsen hemen ceza keserim ona göre. Tam saatinde orada olacağım. Mezarında rahat uyuyacaksın artık. Nerede kaldın Murat? Neden gecikti bu kadar? Ya o deliyle ancak konuşup pazarlık ediyordur. Razı etmeye çalışıyordur. Kolay mı o manyakla anlaşmak? Korkmaya başladım baba. Murat'ın başına da bir iş açarsa ne yaparım ben? Ya polise haber verelim dedim, dinlemediniz. Hiç değilse ben gitmeliydim Murat'la beraber. Geldi galiba. Murat, çok merak ettik seni. Nerede Deniz? Kızım nerede? Niçin getirmedin Deniz'i? Vermedi. Nasıl vermedi? Yüzünü bile göstermedi. Ne? Neden göstermedi? Nerede kızım? Ne olacak şimdi? Yurt dışına kaçacakmışım onunla. Deniz ancak o zaman serbest bırakacakmış. Aman Allah'ım. Şöyle iyice bir dövmedin mi şunu ya? Saçından böyle tutup da sürüklemedin mi şunu? Hiçbir şey yapamadım. Yapamayız baba. Neden yapamayız? O zavallı çocuk onun elinde esir gibi nasıl yaşar? Ya çıldırır ya ölür. Burada da ben ölürüm. Yaşayamam. Deniz'in yerine o manyaktan başka bilen yok. Bana bir şey olursa kızın da kapattığım yerde ölür. Kimse de bulamaz dedi. Elim kolum bağlandı. Çaremiz yok, bekleyeceğiz. Sesini çıkarmadan doyur karnını hadi. Yemek istemiyorum. Beni anneme götür ne olur. Başlarım annemi. Burası Ayşe. Ye bakayım, ye. Tık şunu ağzına. Ha. O Vedat denen adam bu eve bir daha girmeyecek. Gelecek yüzü yok. Kim bilir nereye kaçmıştır ama... gelirse kapıdan kovacaksın. Duydun mu? Evet hanımım, üzülmeyin. İcabı neyse yaparım. Şunları al. İstersen giyer, istersen ocağa atıp yakarsın. Onu aldığım hediyeler. Lanet olsun! Çok nankörmüş.
Çok üzgünüm. Sizi de üzeceğim ama haber vermeye mecburum. Geç kaldınız Gülsüm Hanım. Ben her şeyi duydum. Nasıl olur? Dayımı daha şimdi getirdim hastaneye. Ne hastanesi? Vedat dayım intihar etti. Canına kıymaya kalkıştı. Ne? Olamaz. Bahçeli Evler Yaşam Hastanesi'ndeyiz. Alo? Alo? Alo Süreyya Hanım? Olur gitme. Bir daha söylüyorum. Vazgeç. Çekil yolundan. O kadın öldürünce ne Ahmet geri gelecek ne de bebeğin. Cinayet sadece seni mahvedecek. Bir de seni sevenleri. Konuştuk bunları. Çekil dedim. Gül lütfen. Gül yalvarıyorum. Ne olur Gül. Doğru karar bu değil. Bir süre daha bekle. Biraz sabırlı olmalıyız. Gül. Gül biraz zaman tanı bana. Evet ne olur. Biraz zaman tanı bana. Lütfen. Doğru çözüm bu değil. Sağlıklı düşünemiyorsun. Gül! Borsada paranızı kaybedişime çok üzülmüştü. Bir de size satılan arsada sahtekarlık yapıldığını öğrenmiş, şok geçirmiş. Bir tür uyku ilacı içmiş. Ah Vedat ah. Şimdi nasıl? Durumu ne? Nasıl? Ne durumda hemşire hanım? Midesi yıkandı hemen. Tansiyonu da normale dönüyor. Allah'ıma çok şükür. Biraz daha geç getirseler kaybederdik hastamızı. Geçmiş olsun. Vedat, canım. Senin için neler düşündüğümü, neler söylediğimi iyi ki bilmiyorsun. Affet beni aşkım. Siz gelmeyin. Selia! Haydar seni istiyor, aceleymiş.